Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, bol bereketli, sağlıklı, güzel günler. Bol güneşli, acısız, ağrısız günler. Arkadaşlar Zonguldak'tayım. Dün akşam apar topar topladığım mahsullerim, bakın ben de koşuştura koşuştura topladım. Ayırdım şimdi. Neler getirmişim. Şöyle 20-25 tane yumurta getirdim arkadaşlar. Köyde dolma sarmıştık. Yaprak sarması, onu getirdim. Şöyle 3-4 tane sakız kaba et getirdim. Bahçeden gece hemen şey yaptım arkadaşlar. Biraz soğan çıkardım. 2 tane salatalım varmış. Bu kadar biberim. Dolma biberim 1 kilo varmış arkadaşlar. Bana da sürpriz oldu. Şöyle 3-4 kilo yakın yeşil fasulye topladım arkadaşlar. Koşuştura koşuştura şunlar da var. Bunları ayıracağım içinden. Şimdi güzel bir bu akşam yeşil fasulye bulgur pilavı. Yanına da bir mutlaka bir şey yaparım arkadaşlar. Maydanoz, dereotu, nane, pazı, darı mancarı arkadaşlar. Bu da kara lahana. Biz lahana deriz. Mancar. Bu da mancar. Süt. Arkadaşlar bunları getirdim. Tekrar poşetimde evde ne varsa kahvaltılıklarım falan hepsini getirdim. Bir haftalık yiyeceğimden geldim. Mustafa'ya diyorum, benim gibi eşi nerede bulacağım? Bir haftalık yiyeceğimden geldim burayı diyorum. Yine köye buzdolabımda neler var neler yok onları da getirdim arkadaşlar. Gittim. Buranın pazarı. Zonguldak sent pazarı. Mahalle pazarı arkadaşlar. Benim bir abiye, tanıdık bir abiye borcum vardı. Evet arkadaşlar, bir tepsi şey almıştım, granit tava almıştım büyük. Eşim onu beğenmedi. Onu gittim geri verdim. Şöyle köyde tavalarım yok arkadaşlar benim. Farkındaysanız ben eski tavalarından bir şeyler, tarifler veriyorum size. Böyle güzel bir tava aldım. Onu aldım, onun yerine o tavayı geri verdim, onun yerine bunu aldım. Şunlar da ikişer 150'şer liraymış canlar. Bir bundan aldım. Bir bundan aldım. Bu kapaklı. Dedi bunu al bakayım. Paralarını o zaman verirsen ver. Sen borcuma çok sadıksın. Kek kalıbı aldım. Çiçekli arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Şunun altının güzelliğine bakın. Tabii ki bunlardan güzel tarifler vereceğim size. Alüminyum çaydanlık. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. 100 lira. Ihlamur çaydanlığıymış bu. Kaldı mı bunlardan böyle? Böyle döküver. Doğada falan çok güzel. Doğada yaşayan arkadaşlarıma tavsiye ederim. Yine şöyle buzdolabımı sileceğim. Buzdolabımda yoğurt getirdim. Köyde kahvaltılıklarımı da getirdim. Ne varsa getirdim. Ne bulduysam getirdim arkadaşlar. Su getirdim. Buzdolabımı sileceğim. Buzdolabıma yerleştireceğim. Ondan sonra yemeklerimi yapacağım canlar. Yarın da Allah kerim ya telefonumu tamire verirsem eğer video çekemem. Allah kerim arkadaşlar. Başlayalım videoma. Satya'nın günlükleri, hayata dair her şey kanalıma hoş geldiniz. Satya ablanızın emeklerini görün. Satya ablanızın bahçedeki şeylerini görün, ürünlerini görün. Şu ürünler arkadaşlar çarşıdan almaya kalksam 300 liradan aşağı alamam. Ta sarımsak da var. Sarımsağım hangi poşette onu bilmiyorum. Poşetler çıkardıkça çıkar meydana. Şimdi ne yapacağım? Bunları güzel bir yerleştireceğim. Poşetleyeceğim. Her şeyini ayıracağım. Buzdolabımı sileceğim. İşte böyle arkadaşlarım benim. Böyle canlar. Evet arkadaşlar, hemen boyulduk işimize. İlk önce neden başladık? Sütümüzden. Sütümüzü hemen onu buzdolabına koydum akşam. Hemen sütümüzü bozulmadan pişirmeye ocağımıza koyduk. Üzerini de kapatalım. Sütümüz bitsin canlar. Bu arada ne yapıyorum? Hem temizliğimi yapıyorum. Hem yine köyden ki bak şunlar, köydeki şeylerim parayla alma. Bu taraf kendi mahsulüm. Soğanlar kendi mahsulüm. Sarımsak kendi mahsulüm. Bakın arkadaşlar, sütüm pişti. Pişti derken bak, ben süt hep ağaç kaşık vurun. Demir kaşık vurmamaya çalışın evinizde varsa tabii ki. Çünkü her yerde her şey var artık. Sürekli böyle karıştırın. Süt kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşi alın. Kısık, en kısığında, aygazımızın en kısık yerinde bir 10 dakika ağzı açık kendi haline bırakın ve öyle pişirin. Bozulmadı sütüm.
Kaymağı hem yukarı gelir o zaman arkadaşlar. Hem sütümüzün olan mikrobu gider. Çok güzel de yoğurdumuz mayalanır. Sütüm pişti. Kısık ayara alıyorum ve ağzı açık. Şimdi 10 dakika pişmeye bırakıyorum. Evet canlar. Ben sindikçe buharlaştı buralar. Şöyle güzel buzdolabımın yüzünden içinden çıkarmadım arkadaşlar. Çünkü çok pis değil. Güzel bir sildim, düzenledim. Getirdiklerimi komple buzdolabıma yerleştirdim. Evet. Güzel oldu, temiz oldu, mis gibi koktu. Bulaşık deterjanıyla sadece arkadaşlar durladım. Tekrar buralarını, kapaklarını böyle temizledim, düzenledim. Her şeyimi yerleştirdim. Yumurtalarımı yerleştirdim. Evet benim değerli gönül dostlarım. Sıra geldi. Akşam her tarikatımı hazırladıktan sonra akşam 4. Şu anda saat 4. Öğleden sonra akşam demeyeyim. Yine böyle darı mancarımı aldım. 2 saat suda beklettim. Geniş tenceremi getirdim. Yoğurtla beraber yoğurdunu boşalttım arkadaşlar. Bu tencereyi aldım. Bir güzel haşlayacağım şimdi onu. Önce bir haşlayacağım. Sonra yine köyden getirdim fasulyemi. Şöyle 2 saattir bunlar 2-3 saattir suda arkadaşlar. Bir güzel köy fasulyesi tarifiyle darı mancarı, darı mancarının da bugün de kavurmasını yapıyoruz. Güzel fasulyemin malzemelerini de hazırladım. Şimdi geçelim yemeklerimize. Evet arkadaşlar, piyazlık olacak şekilde şöyle iri iri soğanlarımızı yandan yandan şöyle doğrayalım canlar. Bol soğanlı olacak. 2 diş sarımsağımız olacak. Şöyle ince uzunlamasıyla soğanlarımızı doğrayalım. Ben elimde doğramayı sevdiğim için elimde doğruyorum. Şöyle 2 diş de sarımsağım var arkadaşlar. Şöyle sarımsağımı da ince ince doğruyorum. Evet canlar, darı mancarımızı koyduk. O haşlanıyor burada. Şimdi fasulyemize geçiyoruz. Fasulyemizin önce yağını. Şöyle bir çay bardağından bir parmak eksik kadar göz kararıyla yağ arkadaşlar. Tenceremiz kuru olsun arkadaşlar. Bak bunu her zaman söylüyorum. Tencereyi önce ocakta kurudum. Şimdi şu şekil piyaslık doğradığım soğanlarımı. Bol soğan. Bunu da kavurarak yapıyorum. Her zaman üstünden yaparım. Bunu da kavurarak yapıyorum arkadaşlar. Kendi bahçemin fasulyesi çünkü. Yemeklerimize ne kullanıyoruz? Eski de olsa, küçük de olsa ağaç kepçe. Böyle bir güzel önce bunu kavuruyoruz arkadaşlar. Soğanlarımızı sarımsak. Tam böyle pembeleşmeyecek arkadaşlar. Bu şekil kalacak. Bu şekilde aldıktan sonra şöyle ince ince doğradım. 2 tane domatesim. İneyim bu aşağıya. Ve bu arada arkadaşlar, bu arada domatesimle bunu güzel bir sos olsun diye bu arada güzel bir kaşık da salçamı koyuyorum. Ve kapağını kapatıp şöyle bir 5 dakika bir sos haline gelmesini bekliyorum. Bu kadar kolay arkadaşlar. Bak bu onca büyük tencereye aldım bunu. Darı mancarımı. Sulanı verdi arkadaşlar. Bak azıcık kaldı. Ya bu size şöyle diyeyim. Ispanak hani temel reis kapa sakal. Ispanak deyince güçleniyor ya. Bu ıspanaktan daha değerli arkadaşlar. Daha değerli. Şimdi bir iki dakika daha var. Ya da ben bunu kapatayım. Böyle suyunda bırakayım. Arkadaşlarım sosumun güzelliğine bakın. Makarna sosu gibi oldu. Şimdi bu arada ne yapıyorum? Hemen yeşil fasulyemi koyuyorum üzerine. Şöyle alttan üste doğru bir kere karıştırmaya çalışıyorum. Çünkü fasulye hemen inmez aşağıya.
Şöyle altını kısıyorum. Kısık ayağı alıyorum. Bunu artık lezzetlendireceğiz arkadaşlar. Nasıl lezzetlendireceğiz? Hemen tuzunu koyacağız. Tuzunu koyduktan sonra arkadaşlar bir küp şekerini koyacağız. Buna limon koymuyorum. Bahçemin fasulyesi ve güveniyorum. Bir bardak da suyunu koyacağız. Ve bunu kısık ateşte fasulyelerin rengi dönene kadar kapağını açmadan bu şekilde kalacak. Evet canlarım, sizin gözünüzün önünde, iyi olsa da kötü olsa da. Oh mis gibi, sarımsağından soğanın kokusu, domatesin kokusu. Üstüme gerçekten kimseyi tanımam. Yeter ki malzemem olsun. Şimdi malzemelerimizi alttaki sosumuzu üzere doğru alalım. Fasulyemiz suyunu da saldı. Bu suyuyla artık pişecek. Tadına tuzuna da şu kenardan şöyle bakalım. Ağzını da kapatıyoruz arkadaşlar. Ayarı da kısıkla. Piştikten sonra görüşürüz. Bakalım kaç dakikada pişecek. Evet benim sevgili dostlarım. 20 dakikada lokum gibi köy fasulyesi pişti. Bakın. Hayatımda sizinle beraber koyduğum suyundan kere su koymadım. Fazla sulu istemiyorum zaten bunu. Ah bu da buna bir de lavaş yapabilseydim ben. Bir gün lavaşlı fasulye tarifi de vereceğim size. Siz yeter ki seyredin. Bu suyunu nasıl çekmedi canlar? Bir püf noktası. Çok kısık ateşte görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Yeşillikler hızlı ateşte pişmez. Pişmeden yanar. Suyunu kısık ateşte salar arkadaşlar. Şimdi hemen bunun altını kapatıyorum. Ve ağzını örtüyorum arkadaşlar. Tabii ki kamera arkasında bunun yanına ne gider? En güzel burgul pilavı gider. Hiç baharatsız, kendi baharatım, biber, domates, soğan. Ne de kapatıyoruz. Ve şimdi neye geçiyoruz canlar? Darı otu, mancarı kavurmasına. Şimdi darı mancarımızı kavuruyoruz arkadaşlar. Darı mancarımızı da ne yapıyoruz? Şöyle elimizde veya tahtada. Ne asıl isterseniz soğanını ince uzun şekilde şöyle güzel bir doğruyoruz. Ablanız 54 yaşında. Sürekli araştırıyor. Sürekli takip ediyor arkadaşlar. Ben yemek kursuna gitmedim. Ama yemek kursuna gitmeden ahçılık yaptım ben. 2 diş sarımsağım. Hemen ocağıma alıyorum. Burgulumun altını kapatıyorum. Bu arada az kısık ateşte. Yemeklerin lezzeti kısık ateştedir. Buradan beni Ramazan ustam isterse o da ve öbürki usta kardeşlerim, şef kardeşlerim izlerlerse beni hak verirler arkadaşlar. Kesinlikle yüksek derecede yüksek ateşte yemek pişmez. Kaynayasıya kadar. Kaynadıktan sonra yemekler kısık ateşte pişecek. Ve bunu hemen şöyle bir soteliyorum. Soğanlarım şöyle pembeleşinceye kadar kavrulacak. Evet. Soğanlarım, sarımsaklarım bir güzel sotelendi ve kızarmaya başladılar. Bu arada hemen şöyle kaşık kepçenin burnuyla az bir salçalıyorum. Şöyle salçanın kokusu çıkana kadar bir kavuruyorum. Burada biraz karabiberimiz devreye girecek. Kırmızı pul biberimiz. Birer çay kaşığı. Sosumuzu bir karıştırıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi yıkadım, haşladım, süzdüm. Darı mancallarım hemen içine boşaltıyorum. Burada hiç artık su kullanmayacağız. Bu
yemeği değil arkadaşlar. Bu kavurması. Yemeği olsa pirinç veya bulgur katarım. Bir tane patates katarım. Havuç katarım. Tuzunu koyacağım arkadaşlar. Biraz kendi kendine salacak o kısık ayarda şöyle 5-10 dakika şöyle kendine gelmesini sağlayacağım. Kavruldukça o suyunu salar biraz daha. Yeşillikler zaten kısık ateşte. Suyunu durmadan salar. Çok güzel kavurma oldu. Arkadaşlar bunu üzerine sarımsaklı yoğurt koyabilirsiniz. Öyle yiyebilirsiniz. Limon sıkıp yiyebilirsiniz salata niyetine. Güzel bir diyet yemeği oldu. Altını da kısacağım. 5-10 dakika bekleyeceğim. Bu arada bulgur pilavım da olmak üzere. Finalde görüşürüz. Evet benim sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Yemeklerim bitti. Bir günün daha sonuna geldik. Buram buram sıcağıyla darman canım arkadaşlar. Oh mis gibi. 3 öğün olsa yerim. Değişik değişik pişirir yerim arkadaşlar. Pazarlarda bulursanız, bahçenizde biterse bu doğal bitkiyi 4-5 poşette buzluk yaptım. Çünkü bu eksen ekilme, diksen dikilme. Bu Allah'ın verdiği aynı kabalak gibi bir nimet. Darımancarı kavurması. Üzerine limon koyup da yiyebilirsiniz. Sarımsaklı yoğurt koyup da yiyebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel de diyet yemeği. Fasulyemin son hali canlar. Görmüş olduğunuz gibi kendi suyuyla, az suyla pişen, mükemmel 20 dakikada pişen köy fasulyesi. Niye servis yapıp da göstermiyorum canlar? Benim kimsem yok evde şu anda şey yapacak. Şöyle kapaklarını sonra da örterim. Yine mis mis tane tane bulgur pilavımız arkadaşlar. Ve burada cacığımız. Cacığın içine ne koydum? Maydanoz, nane, dereotunu karışık ince ince doğradım. Onu koydum canlarım. Böyle güzel akşam menümüz. Tabii ki bunun yanında serme ekmeğimiz de var. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımda kalın. Allah'a emanet olun.